Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Büşra. Bugün bir saç şekillendirme videosu çekiyorum. Benden en çok istenen şu saçlarımın uçlarını kıvırarak yaptığım model ve onunla ilgili, yani onu kullanarak yaptığım diğer saç modellerini sizlerle paylaşacağım. Böyle ilk etapta saçlarınız henüz nemliyken Tony Engay'ın deniz tuzu etkili şekillendirici spreyini kullanabilirsiniz. Ben şu an kullanmadım ama İşte saçlarınızın daha rahat şekil almasını istiyorsanız ya da bazı saçlar daha inatçı oluyor, kolay şekil almıyor falan, böyle bir ürünle destekleyebilirsiniz. İlk olarak saçlarımı bir fırçayla tarıyorum. Evet, bu benim saçlarımın banyodan çıktıktan sonraki hali. Yani hiçbir uygulama yok. Ama tabii saçlarınız dalgalıysa, kıvırcıksa önce bir fön çekebilirsiniz. Yani böyle bir modelde evet çekilmesi gerekiyor. Ben sadece kurduktan sonra tarıyorum ve uyguluyorum. Benim saçlarım öyle çok inatçı da değildir. Kolay şekil alır. O yüzden çok fazla sıkıntı yaşamıyorum. Maşamı ısıttım. Benim şöyle orta kalınlıkta tepesindeki tutma yeri koptu maalesef. Fakirin şöyle orta kalınlıkta bir maşasıyla yapıyorum. Bunu en sıcağına getiriyorum. Ve gelişi güzel. İlk önce önlerden başlayarak şöyle ucuna kadar kaydırıp şu şekilde şöyle yarım tur kıvırıyorum. Şu şekilde hemen şekil alıyor zaten. İlk etapta çok kıvırık oluyor ama hepsi bitene kadar daha doğal bir şekil almış oluyor. Genel olarak bitti. Bu şekilde hepsi kıvrıldı. Maşale işlemi bitti. Dediğim gibi saçlarınız zor şekil alıyorsa yine şöyle Urban Care'in ben şu spreyini kullanıyorum. Bununla biraz sabitleyebilirsiniz. Ben şöyle alttan çok az sıkacağım. Çünkü ben sabitlenme sorunu yaşamıyorum. Evet. Ben bu şekilde ortadan ayırarak da şöyle falan kullanıyorum. Şu yarım toplama olayım kurdeleyle. Şimdi onu yapacağım. Onun için şöyle kadife bir kurdelem var. Kadife olması, yani düz siyah satan kurdeleler de var ama kadife olması daha büyük avantaj. Çünkü herhangi bir tokadan yardım almıyorum. Sadece bununla tutuyorum ve kadife daha sıkı olmasını sağlıyor. Satenlerde falan daha zorlanırsınız. Hani kayar, açılır falan. Tamam, yapıyorum. Bunları da böyle büyümecilerde falan o tarz yerlerde bulabilirsiniz çok rahatlıkla. Ben şöyle kalınlarından kullanıyorum. İncelerinden de kullanıyorum ama inceleri biraz zorluyor beni. Hani daha bol oluyor. Ben sıkı sıkı tutsun istediğim için bu benim işimi daha iyi görüyor. Şöyle
İlk önce şuralarımı oluyorum. Şu şekilde de yapabilirsiniz ama ben böyle genelde küpelerim falan da görünsün istediğim için komple öndeki bütün saçlarımı ilk başta alıyorum. Ve bunları alırken alttaki denk gelen saçlarımı da topluyorum parmağımla. Kurdele durmasını istediğim nokta şu nokta. Şurada dursun istiyorum. Şu yanlardan ben biraz şöyle çıkarıyorum. Böyle. En zor aşama. Kurdeleyi şöyle geçiriyorum. İkisi de eşit şekilde sarksın istiyorum. Ve bu tabi takarken biraz açılıyor ama daha sonra sıkacağım. Şöyle bağlıyorum. Özellikle alttan iyice sıkıyorum. Şöyle kadife kısmı dışa gelecek şekilde. Yani bildiğiniz fiyonk yapacağım. Şöyle. Ya ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi şunları döndürüyorum aşağı doğru ve sıkıyorum. Şunları birazcık şöyle saçımın içine saklıyorum. Son bir kez daha sıkıyorum. Sadece ön kısmından birazcık şöyle dolaştıracağım. Ya benim için son derece pratik ve joker bir model bu. Hani böyle hiçbir şey yapamazsam şu uçlarını kıvırma olayı da bana çok pratik geliyor. Çünkü ben böyle hacimli saçlar seviyorum. Maşalamak bana hep işkence geliyor. Çok sorun. Uzun sürüyor çünkü. Yani saçlarım kısa ve gür olduğu için. Yani bu oldukça pratik. Ve bu da böyle. Uçlarında bir hareket olduğu için daha sevimli, sempatik bir görüntü veriyor diye düşünüyorum. Daha sonra bunu açıyorum. Evet. Çok korkunç. Şu yaptığım saçla at kuyruğunu da çok kullanıyorum. Onu da göstermek istiyorum. Oldukça pratik. Yani hacimli ve bence hoş duruyor. Şöyle bir lastik tokayla. Birazcık gevşetiyorum. Şuradan birer tutam. Saç çıkarıyorum. Tabii benim şöyle ensellerim kısa olduğu için çok fazla dökülüyor. Onları da tel tokayla tutturuyorum. Ben buna da bazen kurdele takıyorum. Onu da bir göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde. Şu an ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama fotoğraflarda falan çok beğeniyorum ben. Güzel ve böyle rahat. Bu da böyle. Şimdi yine bunu açıyorum.
Şimdi. Güzelce bir yanı ayıracağım. Biraz tırnakla düzelteceğim. Ve bu şekilde de çok fazla kullanıyorum. Genelde şöyle bir şuraya tel taka tutturuyorum. İşte böyle rüzgardan dağılmasın, sabit kalsın diye. Zaten o hiç görünmüyor. Böyle de çok fazla kullanıyorum. Yani bu benim için dediğim gibi gerçekten pratik ve joker bir saç. Çünkü çok da dayanıklı. Yani böyle bir şey yaptığımda, yani yatıyorum, kalkıyorum ertesi günde gayet rahat beni idare ediyor. Bu saç şekillendirme videosunu benden çok istemiştiniz. Teşekkür ederim yorumlarınız için de. Böyle merak ettiğiniz, istediğiniz şeyler olursa yorum olarak aşağı bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Videom böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Ayrıca da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.